muayeneciler, doktorlar bundan böyle hastalarına hacamat ve sülük tedavisi gibi geleneksel yöntemleri de önerebilecek. Sağlık Bakanlığı ilaç bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. Düzenleme hayata geçtiğinde geleneksel tedavi yöntemleri de artık reçeteye yazılabilecek. Tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Sağlık ve Çalışma Bakanlığı geleneksel tıbbı yaygınlaştırmak için harekete geçti. Hacamat ve sülük tedavisi SGK reçetesine giriyor. Ben Belçika'dan geldim. Eskiden ağrılardan sabaha kadar 4-5 defa ayağa kalkıyordum. Ve o hacamattan sonra o ağrılarım geçti. Amaç hem ilaç maliyetlerini düşürmek hem de kimyasal ilacı bağımlılığı azaltmak. İşte bu kapsamda doktorlar bitkisel ilaçlar ve geleneksel yöntemleri de tedavi için önerebilecek. Geleneksel tıbbın en bilinen tedavi yöntemlerinden birisi de hacamat yüzyıllardır uygulanıyor ve halk arasında migren, bel ağrısı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları iyileştirdiğine inanılıyor. Eğer düzenleme hayata geçerse hastanın talep etmesi. Sülük tedavisi ve diğer geleneksel ve tamamlayıcı yöntemler, organların fonksiyonlarını düzenlemeye yönelik yöntemlerdir. Sadece hacamat değil, hipnoz, sülük ve akupunktur da geleneksel tıp yöntemleri kapsamında. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var, o da merdiven altı yerlerde bu uygulamaları kesinlikle yaptırmamak. Düzenlemenin amaçlarından birisi de bu, merdiven altı sözde merkezlerin önüne geçmek. Bu yöntemler şu an 18 üniversite hastanesinde uygulanıyor. Bu sayının arttırılması da gündemde. Tüm halkı da kapsayacak şekilde destek olması devletin çok da faydalı olur. Şimdi iki bakanlık proje üstünde çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Anadolu Tıbbı adını verdiği bu uygulamaları dünyaya da tanıtmak istiyor.